sabahlar bugün 10.10 10. 2020. Sevgili seyirciler Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz. Sağlık Merkezi'ne birbirinden kıymetli iki konuğum var ve eminim Çoğunuzun dikkatini çekecek konular var. İlk bölümde özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok çok çalışma hayatında, sosyal haklarında yakından ilgilendiren bir konuyu sosyal güvenlik uzmanı sevgili Erhan Nacar'la konuşacağız. Varlık gizleme bir kanun çıktı. Bununla ilgili detayları konuşacağız. Haklarınızı konuşacağız. Sevgili gurbetçilerimiz Avrupa'da yaşayan ve tabii emekliliği ilişkin konuları da konuşacağız. İkinci bölümde ise diz ağrılarını konuşacağız. Pandemi döneminde özellikle 65 yaş üzere sokağa da çıkamadılar biliyorsunuz. O nedenle diz ağrıları daha da yükseltti. Kireçlenme, menisküs tedavisi, efendim eklem dejenerasyonu ve protez cerrahisi, kuru iğne tedavisi hepsini konuşacağız. Efendim ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Batuhan Kobaner bizlerle olacak. Dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. Çaylar kahveler hazırsa yanında her zaman olduğu gibi efendim yanında tek dost sağlık merkezi. Ben de size ikram olacak. Buyursunlar. Emeklilik için gün sayanlar yüksek emekli maaşını nasıl alabilirler? ev hanımları çalışmadan emekli olabilir mi? Gurbetçiler için varlık gizleme ne anlama geliyor? Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın otomatik bilgi paylaşımı hangi sonuçları beraberinde getirir? Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar sağlık merkezinde anlatıyor. Efendim yeniden günaydın. Sosyal Güvenlik Uzmanı sevgili Erhan Nacar bizlerle olacak dedim. Erhan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ankara'lardan yani. kırmadığımızı geldin. Teşekkür ediyorum. Her zaman böyle olsun. Çünkü seni kırmak iyi değil. <laughs> Şanslı gitmiyorum, bereketli gitmiyorum. Bir gün öyle oldu biliyorsun. Evet, evet. Ama kaçırmıştık kendimi. Sıkıntı, değil mi? sıkıntı Sabahın olmuş. Sabahın köründe geldi. Bana erkenden geldi. Erhan diyor ki Korktum. o kadar çekindim ki diyor erkenden. 8'de buradaydı sağ olsun. Şimdi gurbetçiler değil mi? Biz bunu konuşacağız. Tabii Avrupa Varlık gizleme. Evet çok otomatik önemli. Otomatik bilgi, bilgi paylaşımı. paylaşımı. Başladı artık ve yedi buçuk milyon Avrupa'da yaşayan Türk'ü ilgilendiriyor. Ve buradaki mal varlıkları... Acaba buhar mı olacak? Tekrar Avrupa ülkeleri o paraları buradan evleri satıp geri mi gidecek? Bir panik havası var. Yatırımlar boşa mı gidecek? Biz hmm. yıllardır Avrupa'da çalıştık, orada topladık, getirdik, Türkiye'ye yatırım yaptık. Ne olacak? İnternetlerde, sosyal medyalarda bazı haberler var. Kirli haberler. Hı -hı. Kafaları karışmış durumda. Hı -hı. O yüzden e, şu anda birazdan seninle buna bir ışık tutacağız. Yol haritası vereceğiz onlara. Ne yapmaları lazım ee, onu konuşacağız. Tabii ki. Müsaade tabii. edersen sevgili seyirciler ekranda numaralarımızı görüyorsunuz. 0530 040 70 05 ve 06. Gurbetçiler haklarınızı lütfen öğrenin. Çünkü yıllarca çalışıp biriktirdiler. Memlekette yatırım yaptılar. Tabii. Değil mi Ve ne olacakları e ne olacak? belirsiz. Uluslararası bir anlaşma çıktı. Türkiye neden bunu imzaladı diye kızanlar var. Önce evet. oradan bir başlayalım. Başlayalım hadi. Türkiye aslında köşeye sıkıştırıldı. Hı. Yani eğer uluslararası bu anlaşmayı bunun anlamı vergi kaçakçılığının önüne geçmek. Bir kere bir yanlış anlaşma var. Sanki Avrupa'da yaşayan Türklerin mal varlıklarına el konulacak gibi. Sadece buna dönük bir anlaşma olduğu düşünüyor. Oysa ki böyle bir anlaşmaya zaten Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sıcak bakmaz. Böyle bir şey yok. Bir kere Avrupalıyı asla satmaz. Bunu bilsinler. Bu birincisi. Hı hı hı. İkincisi vergi barışı. Yani düşünün bazı FETÖ'cuların, bazı buradan mal kaçıranların yurt dışına çıkardıkları gelirleri hı hı. elde edebilmek babında ...böyle bir uluslararası sözleşme imza Tabii karşılıklı imza çünkü bu. Bilgi. Biz onlardan bilgi isterken... ...onlar da bizden bilgi isteyecek. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. 206 bine yakın burada bir Alman yaşıyor bizde. Evet. 206 bin. Ve bu Almanlar... ...oradaki yatırımlarını da Türkiye'ye getirdiler. Ve isterlerse biz de onların bilgilerini... ...onlarla paylaşabileceğiz. Tabii. Dolayısıyla şunu bilmek bu lazım. Bu Kesinlikle. Bundan bir dönüş yok ama... ...amaç şu. İyi anlaşılsın diye anlatalım kredi notumuzu düşüreceklerdi yoksa. Eğer hmm. biz bu anlaşmayı yapmasak bizi gri listeye, gri'den de siha yani kara listeye alacaklardı. Böylelikle kredi notu düştüğünde yatırım da Türkiye'ye gelmeyecekti. Ve biz bu anlaşmaya imza attık ama şimdi bunu farklı çevirdi Hollanda hükümeti, Almanya hükümeti, Fransa ve Avusturya hükümeti. Şimdi diyor ki Türkiye'de mallar var, paralar var, gelirler var. Siz bizden yardım aldınız yardım alırken bu sosyal güvenlikle ilgili yardımlardan mı Tabii ki devlet orada biliyorsunuz ki Avrupa devleti geçinebilmek için çocuk yardımı olsun, Kira hı hı. mesela çalışıyor ...bin euro alıyor ama gideri 1800 euro. Hı. Dolayısıyla 800 euro belki bin euro ek destek veriyor. Onu tamam. verirken bir form imzalatıyor. Meral aslında dananın kuyruğu orada kopuyor. Bizim birinci kuşak dediğimiz, hı hı. ikinci kuşak dediğimiz Orda zamanında vakti zamanında dedi ki hı hı. ya boşver Türkiye'de malım yok de. Birinci kuşak söyledi bunu. Sonradan gelen kuşaklara ya boşver bacanak sen Türkiye'de malım var deme. Sen Türkiye'de paran var deme. Yoksa sana buradan yardım vermezler diye düşündükleri için altyapıda hep bu böyle geldi. Oysa, Peki şunu anlamıyorum Erhan. Evet. Şimdi ben Almanya'da yaşıyorum diyelim. 30 yıldır çalışıyorum. Evet. Türkiye'de geldim. Bir tane daire, bir yazlık aldım. Sonuçta Türkiye'de bunun vergisini veriyorum. Tabii ki. Beyanamesini tamam. vermek Almanya vermek Almanya'yı niye ilgilendiriyor bu? Hemen cevap vereyim ben size. Şimdi Almanya'da bazı el kaldıranlar var. Hı. Benim bir şirketim var Almanya'da. Hı hı. Nakliye şirketim var. Hı. Ve 7 milyon avro ben Alman hükümetine vergi vermem gerekiyor. Hı. Ama elimi kaldırıyorum. Diyorum ki ya ben battım. Benim işim yok. Hı. Ben çok kötü duruma düştüm. Hı. Bu vergiyi sana ödeyemiyorum. Benden alma. Almanya hükümeti el kaldıranlar affediyor. Almıyor o parayı tamam. belli bir süre. Ve böylelikle o 7 milyon avro vergi Türkiye'ye geldi oysa. Ve Türkiye'de ev alındı. Bilmem neler yapıldı. Yatırımlar yapıldı. Bunu Almanya duydu. Duyduğu için şu anda bunun peşinde, el kaldıranların peşinde bir, hmm. yardım alanların peşinde iki, bir de Avrupa'da çalışıp Türkiye'den emekli maaşı alanların peşinde. Ama Türkiye diyor ki, ben diyor bu bilgileri vermeyeceğim. Hmm. Ben sadece bankanın Son olan mizanını, yani kalan rakam ne kadar? Diyelim ki 10 bin avrosu var. Faiz ne aldı? Diyelim ki bin avro faiz aldı. Ben bunu paylaşacağım diyor Türkiye. Hmm. Biz burada zaten bir sorun yok. Okey. Hmm. Ama dedektif bu otomatik firmalarıyla otomatik bilgi paylaşımı dediğin değil mi? Tabii otomatik bilgi paylaşımının amacı bu. Hmm. Banka gelirlerini isteyebiliyorlar. Böyle bir anlaşma var zaten imzada. Biz de onlardan istiyoruz ama. Tabii ki isteyebiliyoruz ha. ama düne kadar ev olayı yoktu. Fakat... Hmm kira gelirlerini buradaki banka hesaplarına yatırdıkları için Hı. bankanın içine giren her paraya onlar da talip oluyor. Böylelikle kira gelirinden evi olduğunu tespit ediyor. Formlara bir bakıyor Meral Hanım. Orada Türkiye'de evim yok demiş. Türkiye'de kira almıyorum demiş. Eyvah her şey ortaya çık. Ne oluyor biliyor musun? Yani diyor sefer? ki bana vergi borcunu ödemiyorsun. Evet. Fakat Türkiye'de senin malın mülkün var. Evet ya da benden yardım alıyorsun. Türkiye'de gelirim yok diyorsun ama bak kiran çıktı. Ve bu sefer ne diyor biliyor musun? 150 bin avro ve üzeri ona şey çıkartıyor. Ceza. Vergi çıkartıyor. Faiz çıkartıyor. Gecikme faizi çıkartıyor. Gecikme bedeli çıkartıyor ona. Ve böylelikle diyor ki Türkiye'deki o malları sat. Gel bana 150 bin avroyu öde. Ve geri kalanın da varsa bitir ondan sonra ben sana yardım Peki, vereceğim. Peki şunu merak ediyorum. Evet. Buradaki mallarına mesela el koyabilir mi? Koyuyor. Hollanda... Nasıl Aa. koyuyor? Bir sistem var. İçimizde bazı vatan hainleri var. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Hı. Ve bazı vekillerimiz de söyledi. Kimdir bu vekilimiz örnek veriyorum. Biz bana göre değerli bir vekil. Ak Parti 3. bölge. Milletvekilimiz Zafer Sırakaya, hı hı. Yurt, dışı, yurt dışı alt komisyon başkanı diyor ki avukatlar Hollanda hükümetiyle meral üşenmeden buradan kalkıp Hollanda'ya gidiyor. Hollanda Amsterdam'da Denah Belediyesi ile anlaşıyor hı hı. Hı hı. ve o belediye bu Türk avukata vekalet veriyor. Diyor ki bana diyor sizin Türkler Türkiye'de geliri olmadığını söylüyor. İşte örnek veriyorum Hasan Hüseyin'i git araştır Kayseri'de diyor gidiyor bakıyor gerçekten de Hasan Hüseyin'in nasıl oluyorsa tapudan bilgileri bir şekilde dolaylı yoldan Gitmiş. öyle ya da böyle ulaşıyorlar ve adamın evine haciz koyuyorlar. Adamın daha haberi yok. Sonra adamı belediyeye çağırıyorlar. Hollanda Belediyesi'ne. Hasan Hüseyin gel bakalım diyor. Hasan Hüseyin geliyor. Senin Türkiye'de evin var mı? Yok. Yok derse peki ne olacak Hemen hemen evrakları çıkarıyor masanın üstüne resimleri dahi koyuyor. Hmm. Bu ev senin mi? Hmm. Bu sana mı ait? Hasan ne yapsın artık? Yani gizlememeleri lazım. Yani geçti ama. Şimdi bu saatten sonra gizlememeleri gerekiyor artık. Çünkü hiçbir gizlilik gizli kalmıyor. Ortaya ortaya çıkıyor. Orhan Bey hattımıza bu konuyla Tabii. ilgili bir soru soracakmış. Tabii. Rejiye öyle söylemiş. Orhan özür diliyorum Mehmet Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasıl, Sizler nasılsınız? Hamdolsun olsun. Bizler de iyiyiz. Buyurun sorunuzu alalım. Konuyla ilgili zannediyorum sorunuz. Evet konuyla ilgili. Buyurun. Şimdi ben emekli oldum ve Almanya'dan dönüş yaptım. Tamam. Ama bu arada eşim ve çocuğum Almanya'da. Çocuğum okula gidiyor. Tamam. Şimdi bir ihtimalle ben tekrar Almanya'ya dönüş yapacağım. Tamam. Ama emekli maaşım yeterli olmadığı için... Devletten bir miktar yardım Artık 200-300 euro civarında bir yardım talep etmek zorundayım. Tamam. Ee, şimdi benim burada bir dairem var. Kirada değil, kira gelirim yok. Bunu ne yapmam lazım benim? Evet, aslında çok basit. Mehmet Bey hoşçakalın. Şimdi sevgili Erhan bana bu konuları konuşalım. Çok gündem dediğinde evet. ben... Evet. Bu kadar hani e, Yok be. bilmiyordum. Bir de binlerce gelen var Türkiye'ye emekli evet, olup buraya çok sıkıntılı olan Avrupa'da yaşamış. Bunu sadece Almanya olarak görmeyelim. 147 ülkeden bahsediyoruz. Yani Çin'de tabii, yaşayan tabii, tabii, da bunun tabii. içinde tabii. var. Ha. Japonya'da yaşayan da var yani. Ama Avrupa'da çok Türk vatandaşı Kesinlikle. olduğu için. Şimdi bu beyefendi yardım alabilir ama nasıl alabilir? Nasıl alır? Şimdi hazır daha yolun başındayız. Hı. O zaman gideceği olay şu. Hı. O formu doldururken diyecek ki Hı. benim Türkiye'den emekli maaşı gelirim var. Hı. Beyefendi lütfen beni iyi dinlesin. 40 avro bir kesintiye uğrayacak. 40 avrosu Sırf kesiliyor. Sırf bu 40 avro kesilmesin diye Türkiye'deki emekliliğini söylemiyor diyelim bazıları. Hı. Ve böylelikle bu 40 avroyu birikerek 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 yaklaşık. Büyük bir paraya sebep veriyor. Faizleri gecikme tabii. Vergi olarak. Eğer bu beyefendi ben Türkiye'den gelir alıyorum. Gelirini de söylerse buradan maaş dökümünü götürür gösterirse. Hı -hı. Onlar şunu hesaplayacak. Hı -hı. Normalde ben sana 1000 avro verecektim yardım desteği. Türkiye'de var. 300 avro düştüm. 700, 700 avro veriyorum diyecek. Sırf o 300 avroyu vermemek için bazıları bu kritik noktaya şu an düştü. Bu beyefendi eğer dürüst olarak evet ben. Türkiye'de emekli maaşı alıyorum dediğinde bu otomatik bilgi paylaşımına zaten takılmayacak. Bu kadar basit. Evi Sadece varsa söylemek. bunları nasıl? Beyefendi'nin beyan bir tane etmek evi sorundalar. olabilir. Bir tane evi olabilir ama beyefendinin Hı. kendisi söyledi benim evim var ama kirada değil dedi. Eğer beyefendinin evi kiradaysa ve bu kira parası da bankaya yatıyorsa onu da bildirmek zorunda. Hı. Ben Türkiye'den kira da alıyorum demek zorunda. Yoksa o otomatik bilgi paylaşımı sırasında bankadan bilgiler istendiğinde ortaya çıktığında dolandırıcılık nitelikli dolandırıcılık dava açılabiliyor Almanya'da. Hmm. Yani 6 ay ile 4 yıl arasında bir de hapis cezası çıkabiliyor. Dolayısıyla bu duruma düşmemek için <laughs> bunu yapmaları gerekiyor. Bir de Meral çok özür dilerim telefon var mı bilmiyorum ama Telefonlar var da hepsini anlayacağım. Şunu ev kadınlarını konuşacağım. Onu söyleyeceğim ama son bir nokta <laughs> dikkat etmeleri gerekiyor. Hollanda hükümeti şu anda meclisinde bir şey tartışıyor. Daha yeni. Doğuş gazetesinde bu var. Tabii o yurt dışında hmm. olan bir gazete. Hmm. Ve diyor ki bundan sonra yardım alanlara dolandırıcılıkla dava açılmayacak diye meclis bir yasa çıkartıyor şu an. Tamam. Benim Avrupalı vatandaşım bu yasaya e, şey etmesin. E, hemen tamam demesin. Çünkü burada bir tuzak var. Öyle mi? Tabii ki. Çünkü gel kendini ihbar et gibi olacak. Diyor ki ben diyor olur diyor sen diyor bana diyor formları doldururken K yerine kem yazdın. Hı. Hmm. Q yerine kek yazdın. Ben diyor bunları görmezden geleceğim diyor. Hmm. Dolayısıyla diyor seni dolandırıcı olarak diyor kabul etmeyeceğim. Şu aşamada bunu yapmasınlar. Şu Biraz aşamada. Dursunlar. Bir sakin olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti bununla ilgili ileride önemli gelişmeler ve önlemler alacaktır. O yüzden bence şu anda Kendilerini ihbar etmesinler. Sen Avrupa kanallarında da program ben, yapıyorsun. Seni izliyorlar kanal zaten. Kanal 7 Avrupa'da haftada 3 evet. gün programım var. Özellikle Cuma, bu Cuma, Rıza Pazar. bu konuları konuşuyorsun. Uzun uzun soru da alıyorsun Kesinlikle. biliyorum. Şimdi ev kadınlarına geleceğim. Bak, kalan 10 dakika var. Hadi bakalım. Ev kadınları müthiş meşakkatli bir hayatları var ama hep de horlanıyorlar. Evet. Hem cinsleri de yapıyor çalışan kadınlar bunları. Evet. Eşleri de yapıyor. Ama ev kadınlarının emekli olması lazım. Ben Bence de. en büyük emekçi ev kadınları. Kesinlikle. Çünkü ben de bir anneden dünyaya geldim. Ee, Onun da ellerinden öperim. İzliyor es, mudur? Esmer, ben de öpüyorum. Esmeray. Elinden. Benim Esmeray'ım. Evet esmer ben de, Esmerayım ben Ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Zeytin döneminde genelde annemle karşılaşıyoruz. Çünkü babam bağırıyor. Gel diyor zeytin topla. Ha. Hala bak kaç yaşına bak, gelmişim. Nasıl, bak ama zeytin topluyor ev kadına. Ama aslında zeytin bahane. Oturup kahvaltıda. Kahvaltı birlikte görmek Hı. istiyor bizi. Bahane bu aslında. Hı. Gelinler, damatlar, oğullar. Neyse, ev kadınları aslında emekli olabilir. Nasıl? Üç çeşit emeklilik var. Hı. Çalışmadan iki kere emekli olabilir. Mesela 860 lira her ay bir isteğe bağlı yatırabilir. 860 lira. 60 TL. Lira. Tamam. Kadar. 860 lira her ay yatırabilir. Eskiden, eskiden iş kazası, meslek hastalığı olarak ödüyorduk. Şimdi Yatırdığımız 860 lira karşılığında 30 gün satın alabiliyoruz devletten. Dolayısıyla düzenli 860 lira her ay yatırırsa. Kaç sene? Örnek veriyorum 10 yıl 15 yıl. 3600 günü doldurmak zorundayız. Tamam. Ya. 3600 günü yakalayabiliriz. 10 sene aslında 15 sene çok büyük değil. 10 yıl bize ödeme yeterli 15 yıl bekleyecek ama. Bakın. Tamam. Ödeme, 10 yıl ödüyor 15 yıl bekliyor. O kadar. Ve 55-58-60 yaşlarında emekli aylıkları 2500-3000 lira gibi bir rakamlar. Gerçekten rapamlar. mi? Evet. Ne kadar yaşlıysak o kadar yüksek maaş bağlıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Ha. Şimdi düşünsene 48 yaşında emekli olan alır 2000 lira. Ee, örnek veriyorum 60 yaşında emekli olan alır 3000 lira. Yani hmm. birinin ömrü Allah uzun ömürler versin de birinin ömrü ne kadar daha yaşayacağı belli değil. Hadi 48'i gene biz 55 60'a bekliyoruz. O mantıkla gidiyor aslında SSK. Ne kadar yaşlıysa yüksek bağlarım ben diyor. Hmm. Ve sistemde emeklilik hesaplama parametrelerinde aboda aylık bağlama oranlarında yaşlının kotası daha yüksektir. Doğum tarihi giriyoruz ya. Evet. Girdiğimizde tuşa bastığımızda yaşlıysan yüksek maaş çıkıyor. Böyle bir avantaj var. Hmm. Birincisi bu isteğe bağlı ödeyelim. Tamam. En önemlisi ya Meral evde örgü öğren yok mu Allah aşkına tabii. ya, dantel öğren, örgü öğren işte el işi Havlu yapan, işler e yani ne? pazarlarda gidip satan tabii, geçimini tabii. sağlayan evde örgü öğren de isterse düzenli bir şekilde onlar da vergiden muhaftır belgelerini e, devletten vergi dairesinden adreslerine en yakın yerden vergiden muhaftır belgeleri alırsa onlar da düzenli bir şekilde isteğe bağlı gibi o miktarı yatırdıklarında aldıkları gelirle Hı. böylelikle dışarıda çalışmadan da yaptıkları evde örgü işiyle ek bir gelir elde etmesi sebebiyle o da 860 lira düzenli ödeyerek emekli olabilir. Bizim için en önemli olay ne biliyor musunuz? Hı. Ne kadar yüksekten ödersek prim kazancımızı ne kadar yüksekten ödersek emekli maaşlarını o kadar yüksek alırız. Hmm. Bu ne demek? Şu an sen çalışıyorsun. Diyelim ki 4 lira maaş alıyorsun. Diyelim ki hmm. eğer bu 4 lira 7 lira olarak prim kazanç olarak yatarsa Meral maaşın 3000 ise 4 bin lira alıyorsun. Hmm. Yani maaşının kadar görünmen lazım. Şimdi bugün sokaklarda çalışan işçi kardeşlerimiz var. Bizi izleyenler var. Evet. Onlardan bir ricam var. Lütfen maaşın ne kadarsa prim kazancını o kadar yatıttır SSK'ya. Bazıları biliyorsun zarfta para alıyor, bazıları bankaya yatırtıyor, bazıları elden para alıyor. Böyle şeylere girmesinler. Böylelikle ileride emekli maaşları kişilerin düşmüş olacak. Yani o yüzden bir soru evet, geldi. Lütfen. Diyor ki: "Ev kadınları emekli oldu diyelim." Evet. "Emekli parası daha sonra çocuklarına kalabiliyor mu?" Hani ee, baba ya da anne vefatında Allah geçinden versin evet. her zaman evet, ee, tamam. kalabiliyor mu ev hanımlarında da Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışında bu var evet kalabiliyor yani dul hmm. yetim maaşı bağlanıyor diyelim ki hmm. anne babadan biri vefat etti hmm. çocuklarına yüzde örnek veriyorum diyelim bir çocuk var yüzde yirmi yüzde yirmi Anneye yüzde 50 örnek veriyorum, tamam. dağılabiliyor bu şekilde. Aynı şekilde babaya da dağılabiliyor ve eşler kendi aralarında vefat etmeleri halinden birbirlerinin maaşlarını da alabiliyorlar. alabiliyorlar. Evet. Peki Var. şimdi ev hanımlarını öğrendik. Bir de yüksek emekli maaşı alabilirsiniz diye sen haber bültenlerinde de görüyorum. Evet. Haber de yapılıyor, Doğru. röportaj yapılıyor. Orada da hep anlatıyorsun. E, malum zor tabii geçinmek. Tabii. E, 200 lira bile bir emeklinin çok cebine önemli. fazla girse çok önemli. değil mi? Evet biz sosyal güvenlik uzmanları bu konuda e, vatandaşları uyarıyoruz. 2008 yılına kadar Meral Hanım... Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sosyal güvenlik sisteminde emeklilik hesaplamasında ne kadar günün varsa o kadar yüksek maaş alıyordu. Evet. 15 bin günle bile emekli olup yüksek maaş alanlar var. Ama AK Parti 2008'den sonra dedi ki bu sistem mantıklı değil. Arkadaş dedi kim nerede çalışıyorsa Hı. patronlar ne maaş veriyorsa herkes aldığı maaşa göre prim kazancını ödenecek ve böylelikle hem devletten SSK'dan prim kaçırılmayacak işverenler Hı. hem de işçi kendi maaşını kendi primini ileride emekli olacak alacağı maaşı kendi takip edecek. Düşünsene adam 5000 lira maaş alıyor adam 7 bin lira maaş alıyor aşçı Antalya'da tamam. aşçılık yapıyor. Ama 3000 liraya adamın askeri ücret olarak 2500 liraya adama elden veriliyor diyelim 4500 lirası pardon 2500 lirası bankaya yatıyor tamam. 4500 lirayı zarfa koyuyor zarftan veriyor. Yani göstermiyor 7 bin lira aldığını. Şimdi ne oldu biliyor musun? 4 bin 500 lira üzerinden bir kere devletten vergi kaçırıldı. Aynen. Bir de vatandaşın alması gereken emekli maaşından da gitti. Böylelikle 2 bin 500 lira üzerinden vergi, 2 bin 500 lira üzerinden emekli maaşı alacak. İşte bu yüksek emekli maaşını biz bundan sonra diyoruz ki ne kadar alıyorsan bir iş yerinde o kadarlık prim kazanç yatıracaksın. Hatta yapabiliyorsan daha yüksek yatıracaksın. En yükseği ne şu an öderken? Rakamsal olarak ödemeleri gereken belirlenen bir rakam 11 bin küsür şu anda. Üstten gidiyor. Hmm. 11 bin bürütün üstünde. Biliyorsun tamam. ki bunlar her askeri tabii, tabii, tabii. dönemde değişebiliyor. Biliyorsun yakında değişiklik olacak. Hmm. Ve bana diyorlar ki asgari ücret ne kadar olacak? 2 küsür ya şu anda. Ben diyorum 3 lira olacak. Hayatta olmaz diyorlar. Bence olacak. Neden olacak? Çünkü şu anda giden yaşadığımız olaylardan dolayı asgari ücreti devletle de vatandaşımıza 3 lira hazırlansınlar 3 lira civarında rakam İnşallah. olacak. Çünkü İnşallah. bu pandemi dönemi vatandaşlar çok, çok sıkıntı bir dönem. yaşadı. Ama her şeye rağmen Türkiye'nin lokomotifi devam ediyor yani. Ekonomi devam ediyor ve öyle ya da böyle biz Türkiye diğer ülkelere göre çok iyi durumdayız. Hamdolsun. Yeterli mi? ...değil. Şimdi az vakit kaldı ya... Evet. E, ...bu formları doldururken... ...daha yüksek maaş almak Tabii. için bir şey yapmak... Var. ...gerekiyor var. mu? Var, Tahsis talep dolduruyoruz ya. Tamam. Emekli tahsis talebini doldururken... ...Meral Allah aşkına bakar mısın? Püf noktaya bak. Hı. Eğer orada eş ve çocukların... ...yazıyor ya diyelim. Hı. Hanımını yaz, çocuklar. De ki oraya... ...eşim var, üç de çocuğum var. Tamam. 80 TL ile... ...120 TL daha formu doldururken kazanıyorsun... ...Meral. Çocuk başına mı? Hayır. Örnek veriyorum sana. Ha. Devlet orada aile yardımı var ya bizim. Tamam. Eğer sen oraya aileni belirtirsen aile yardımı da maaşın içine giriyor. Ha. Ve 2400 lira maaş alacaksan bir anda 2520 alıyorsun. Tabii yani en azından bir fatura öder. Yani da. Biz bugün 40 lirayı, 50 lirayı, 60 lirayı takip ederken Tabii. bir kalemle 80 ile 120 lira arası çok önemli Meral. O yüzden fonları doldururken bile bunlara Dikkatli çok dikkat olsunlar. etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bak ne kadar ince bir Kesinlikle. püf noktalar Meral. Peki bunu da konuştuk. Ee, emeklilikle ilgili şunu da soracağım. Evet. Fazla prim yatırdığında maaşın düşer mi? Evet. Güzel Şimdi, bir mantık. E, mesela ben evet. çok uzun yıllardır çalışıyorum. Çok erken başladım. Sigortam öyle. E, ama yaş tutmuyor evet. malum. Evet. E, sonuçta ben prim ödenmeye devam ediyor bir yandan da. Evet. E, maaşım düşer diye de endişeleniyorum yarın öbür gün. Eskiden... 2-3 lira düşüyor aylık diye bir söylenti vardı biliyorsunuz. Hmm. Prim kazanç olayı geldikten sonra prim kazanç da tam aksine düşmek yerine artar. Bakın bir örnek veriyorum. Mühendisler var değil mi? Mimarlar var, hmm. mühendisler hmm. var. Bunlar bir inşaat yapmıyorlar değil mi? Hmm. Mutlaka elinde 3-4 tane inşaat var. Hmm. Ve 3-4 tane inşaatta aynı anda sigortalı ya, görünebilir mi? mu bu? Sence görünebilir mi? Hayır ben değil mi sana da. göre? Bana göre evet. ...görünebiliyor. Nasıl? Ben şimdi bu kanalın dışında... ...bir kanalda da program yapsam? Orada da sigortalı olmaz. Olabiliyor muyum? Tabii mu? ki yerde. olabiliyorsun. Ama bak mantık ne? Hmm. Diyelim 5 tane inşaat yapıyorsun. Hatta 3 tane inşaat yapıyorsun değil mi? Ve 30-30-30 ne yapıyor? 90 gün... Tamam. ...sana prim yatıyor. Bak gerçekten yatıyor. 30-30-30. Hmm. E şimdi... E, ...Ocak ayından 3 tane ocak olur mu? Olmaz. Hmm. Emekli olacağın zaman... Sosyal Güvenlik memuru seni çağırıyor. Bir gelsene Meral Hanım diyor sana. Sen Hı -hı. gidiyorsun, buyur. Bak diyor buralarda diyor çalışmışsın. Bu 60 gün fazla. Sana diyor bunu iade edeceğim. Sen eğer ben iade almak istemiyorum. Hı. Onları prim kazancı olarak üzerlerine koy dersen o zaman maaşın artıyor Meral. Ne kadar artıyor? Yani hemen hemen artar bayağı yani. Yani o yüzden korkmana gerek yok. Ben gideceğim Datça'da, Bodrum'da yaşayacağım. Bence idare ederim. Merhaba büyük ihtimalle sana 6-7 bin lira ayarlarız gibi geliyor. Ooo Erhan Nacar büyük. Erhancığım çok teşekkür ediyorum. Şuramızın sonuna geldik. Bu bir şakaydı tabii 6-7 bin lira benim ayarlamama bakmıyor ama bazı yolları var. Onları yaparsak yüksek maaş tabii ki alabiliriz. 3 bin yeter oralar. Yasal. Çok teşekkür ederim sevgili Arhan. Hakikaten çok önemli konular bunlar. Zaman zaman biz programa e, seni konuk edeceğiz ve Her bunları zaman. konuşacağız. Sağ ol var ol diyorum. Dedim. Sevgili seyirciler, birazdan kiroitin tanısı ile ilgili minik bir bilgilendirme terem olacak. Ardından ortopedi uzmanı Batuhan Kobaner dizleri ağrıyanlar, kireçlenmeleri olanlar, menüsküs olanlar sizler için bizleri aydınlatacak. Bizden ayrılmayın. ile ilgili en önemli şey hastalıklarının artması. Yani sokaktan geçen üç kişiden birisinden tiroid hastalığı ne yazık ki var. Ama bu illa kötü anlama gelmiyor tiroidde birçok nodül görüyoruz. Bu nodüllerin hepsi kanser anlamına gelmiyor ama bazen de o nodüllerin içinden bazıları tiroid kanseri olabiliyor. Tiroid kanserini erken teşhis edersek hiçbir zarar vermeden tiroidi temizleyerek hastayı kurtarıyoruz. O yüzden tiroidin yıllık kontrolleri çok önemli. Bazen de Hashimoto dediğimiz halk arasında biz ise kronik tiroid dediğimiz tiroide karşı vücudumuzun antikor üreterek yaptığı bir hastalık daha var. O da tiroid dokusunu tamamen bozuyor ve tiroidin çalışmasını e, çalışmaz hale getiriyor. Onu da buradaki renkli Doppler ultrason cihazlarımızda tiroiddeki kabalaşmaya, vasküli damarlanmasına bakarak teşhis edebiliyoruz. Yani tiroiddeki tümörler, tiroiddeki guatr dediğimiz nodüler yapılara bağlı büyümeler, kanser mi değil mi gibi şüpheli bulguları Ultrasonda çok net görüyorsunuz. En iyi gösteren cihaz ultrason, özellikle renkli Doppler ultrason cihazları ve e, şüphelendiğimiz her vakada da tabii e, biyopsi yapmamız gerekiyor. O nodülün içinden ultrason eşliğinde bakarak içinden örnek alıyoruz ve mikroskopla bakarak o hücreler iyi midir, kötü müdür, teşhis ediyoruz. Türette her gördüğümüz nodüle de biyopsi yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Onda bazı şüpheli bulgular olan nodüllere yapıyoruz. Yani her nodül kanser anlamına gelmiyor. Çünkü türette iyi huylu nodüller çok daha fazla. problemi aşınanlar, dizde menisküs sorunu olanlar nasıl tedavi edilir? Dize uygulanan girişimsel ve cerrahi tedavilerde doğru hasta seçimi neden önemli? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Batuhan Kobaner sağlık merkezinde sorularımızı cevaplıyor. Sevgili seyircilerimiz, diz ağrılarını konuşacağız. Çok değerli uzman konumu, özel gözsep hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör Doktor Batuhan Kobaner. Ekranda gördüğünüz numaralardan arayın. Dizlerim ağrıyor, eyvah eyvah diyenler bizi arayın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, Meral Hanım. Çok iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Şu dizler, havalar soğumaya başlayınca... Evet. Hem sızlıyor, hem ağrıyor, evet. hem tutuluyor bu saatlerde kalkınca. Evet. Neden? Ee, özellikle o sabahları kalktığımız zamanki hissettiğimiz o tutulmaların altında biraz daha romatizmal nedenler yatabiliyor. Ee, fakat yaşla birlikte olan o kırdak yıpranmalarında bunda etkisi büyük. Ee, Diz ağrıları gerçekten de hastanın e, hayat kalitesini oldukça bozabilen bir rahatsızlık. Ee, bir de çok geniş bir e, yaş grubunu etkileyebiliyor. Gençlerden yaşlara kadar birçok hastada görebiliyoruz. Gerçekten de bizim poliklinikte e, en sık gördüğümüz şikayet desek doğru olur. Hani evet. oldukça sık görünüyor. Özellikle şu korona döneminde de özellikle 65 yaş üstü insanlar dışarıya çok çıkamadılar. Hareketleri azaldı. Biraz da stresten yemekler biraz fazla yendi, kilolar Kiloluk. arttı. Dolayısıyla poliklinikte gördüğümüz diz ağrısı şikayetlerinde de evet, bir artışımız söz konusu şu anda. Şimdi yavaş yavaş geliyorlar. Evet. Evet, şu Hocam diz ağrılarının sebepleri arasında en çok ne var? Kireçlenme mi, eklem dejenerasyonu mu, menisküs mü? Şimdi ee, dediğim gibi gençlerden yaşlılara kadar çok geniş bir popülasyonu etkilediği için hmm. yaşa göre de şikayetin en sık sebepleri değişebiliyor. Özellikle gençlerde menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yırtıkları veya bölgesel kıkırdak hasarları, kıkırdak yumuşamaları... Oldukça fazla ağrı yapabilirken yaşlı hastalarda bu e, bölgesel kıkırdak hasarlarının bütün dizen yayılmasıyla birlikte halk arasında kireçlenme diye bilinen fakat bizim gonartroz dediğimiz o aşırı eklem e, hasarı ile birlikte şiddetli ağrılar ortaya çıkabiliyor. E, bunların yanı sıra çok daha nadir olmakla birlikte romatizmal nedenler. Ee, çapraz bağlar. Çapraz ön çapraz bağların yırtılması. E, vasküler nedenler, damarla ilgili problemler, nöropatik ağrılar, yine diz etrafında ağrı yapabilen sebeplerin arasında. Ama söylediğim gibi en en sık gençlerde menisküs ve ön çapraz bağ yırtıkları. Yaş ilerledikçe de o kıkırdak hasarının artmasıyla birlikte kireçlenme dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Peki Şimdi orada bir e, diz maketi var. Evet. Diz çok karışık bir yapı ve bütün evet. vücut yükünü kaldırıyor. Evet. Mesela benim canım annemin dizlerinde protez var ama yıllarca ağrıyı çekti. Her doktora gittiğimizde e, kilo vereceksin diyorlardı. Evet. Değil mi? Tabii. Kilonun etkisi çok büyük. Ee, yani karşımıza gelen hasta kaç kilo olursa olsun, ne kadar kilo alırsa alırsa, esas problem aşınma. Hı hı. Yıllar içerisinde Nasıl bir arabanın fren balatası aşınırsa, nasıl kullandığınız bir tencere, e, günde 4-5 sefer bastıra bastıra sildiğiniz bir tencere nasıl silin, aşınıyorsa e, dizlerimiz de bu şekilde aşınıyor maalesef. E, ve bunların sonunda bu kireçlenme denilen e, hadise ortaya çıkıyor ve şiddetli ağrılar ortaya çıkıyor. Peki gençliğimde nasıl bakmalıyım ki? O 50 bandından, 55 bandından sonra kireçlenmem olmasın. Spor mu yapacağım, yürüyüş mü yapacağım e, ya da beslenmeme mi dikkat edeceğim? Kelle paçaya gelmeyeceğim merak etmeyin oraya varmayacak <laughs> iş. E, ne yapmam lazım? Şimdi öncelikle eklem sağlığı için hareket çok önemli. Hı. Mutlaka hareketli bir yaşam sürmeniz gerekiyor. E, bunun yanı sıra mutlaka kilonuza dikkat edeceksiniz. Çünkü kilonuzun artması, kıkırdaklara binen hı hı. yükü ...direkt arttırıyor. Hı hı. Bunun dışında e, eklemleri yormamak lazım. Hı. Bir hareketi yaparken, bir egzersizi yaparken, bir ağrı başladıysa... ...artık bu şu demek yani diziniz sizi uyarıyor. Bende bir problem var. Daha fazla zorlama, ben zorlanmaya başladım. Hı. Daha fazla zorlanırsan hasar görmeye başlayacağım. Özellikle hanımlarımız e, yere diz çöküp mesela bir şeyleri silebiliyorlar veya koltukları, kanepeleri ittirebiliyorlar ev hanımları. Ee, bunları yaparken ağrı ortaya çıktıysa artık biraz istirahat etmenin zamanı gelmiş demektir. O işi hemen bitireceğim diye zorlamamak lazım. Şimdi tedavilere geçeceğim ama önce tanıyı da konuşacağız. MR evet. mi çekilecek? Normal bir film mi çekilecek? Onları soracağım. İstanbul'dan İbrahim Bey'e bir dönelim. İbrahim Bey günaydın, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun bizler deyiz. Dizleriniz mi ağrıyor İbrahim Bey? Ee, evet benim dizlerim ağrıyor ve uzun süre ayakta durduğum zaman özellikle dizlerim ağrıyor. Hı. Ee, yarım saatten fazla bile yürüdüğüm zaman ağrıyor. Hı. Bunun için e, hocamız ne önerir? Hangi e, hareketleri yapmam lazım veya e, ne tavsiye eder? Bir de namaz kılarken izlerini kıramıyorum. Kırdığım Hı. zaman, e, dizisi oturduğum zaman e, çok şiddetli evet. meydana geliyor. Bunun için e, neler tavsiye ediyor? İyi yayınlar biliyor. Yaşınızı öğrenebilir miyim lütfen? 55. 50? 55. 5. Gençsiniz daha. Evet. Peki evet. efendim hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi en çok bu şikayetler var. Evet. Merdiven çıkamıyorum, evet. yürürken ağrıyor ya da namaz kılıp ibadet ederken... Ee, zorlanıyorum diyorlar. Evet, özellikle e, kilolu hastalarda yine e, çok sık karşımıza çıkıyor. E, namaz kılarken e, dizlerini büküp çöktükleri zaman vücudun bütün ağırlığını dizlerinin üzerlerine veriyorlar evet. ve o şiddetli bir ağrı yapabiliyor gerçekten. E, bu durumda eğer ki ağrı birkaç günü geçtiyse çok rahatsız etmeye hı. başladıysa bir doktora gözükmekte fayda var. Hı hı. Ee, altta yatan bir özellikle 40 yaşın sonrasında altta yatan bir e, kıkırdak hasarı sizin o güne kadar fark etmediğiniz bir kıkırdak hasarı Hı -hı. yavaş yavaş artık ağrılara neden oluyor olabilir. Ee, dolayısıyla ilk başta bir film çekerek bir değerlendirmek gerekebilir hastamızı. Ee, eğer muayenesinde herhangi bir bulguya rastlarsak ona göre MR'da çekmek gerekebilir bunlarla birlikte ...altta yatan bir problem olup olmadığını net bir şekilde çözebiliriz. Ona göre bir tedavi ayarlamamız doğru olur. Şimdi ben şöyle basamak basamak gideceğim. Dizde kireçlenme. Evet. Çok sık rastlanıyor. Özellikle evet, hanımlar evet, menopozdan evet. sonra kireçlenmeleri artıyor. Dizimde kireçlenme var ise bunun belirtisi en çok nedir? Ve kireçlenmenin tedavisinde günümüzde altın standart nedir? İğne tedavileri e, çok fazla uygulanıyor. Evet, e, evet, evet. Kuru iğne diyebiliyoruz. Halk böyle biliyor. Mesela bunlardan hakikaten e, e, hasta e, şifa görür mü? Şimdi e, tedavi öncelikle hastanın lezyonuna göre ayarlıyoruz. Hı. Eğer ortada küçük bir alanı etkilemiş ki ee, az bir derinlikte bir hasar varsa ona uygulayacağımız tedavi farklı. Hı. Daha yaygın alanı daha derin bir şekilde etkilemiş bir e, lezyon varsa ona uygulayacağımız tedavi daha farklı oluyor. Hı. Bu tedavilerin ilk başında e, PRP dediğimiz hastanın kendi kanından elde ettiğimiz trombosit denilen kanı Hı. pıhtılaştıran hücreleri ayırıyoruz. Bunları e, hastanın dizine enjekte ediyoruz, içeriye veriyoruz. Hı. Trombositlerin olayı ee, ...içerideki kıkırdak yapımını uyarmak. Hı hı. Ee, diğer hücreleri uyararak, uyararak e, kıkırdak yapımını çeşitli büyüme faktörlerini de içeriye vermiş oluyoruz. Kıkırdak yapımını uyarıyor ve hastada bir fayda sağlayabiliyoruz. Hı hı. Ee, fakat özellikle e, şiddetli kireçlenmesi olan, yaygın kireçlenmesi olan hastalarda... ...bunun faydası gençlere göre daha az olabiliyor. Hı hı. Bir diğer yapabileceğimiz iğne... E, kök hücre nakli dediğimiz nokta. E, burada hastanın yağ hücrelerinden veya kemik iliğinden e, alıyoruz. Bunları yine daha kompleks bir hmm. işlemlerden geçirip dizin içerisine yapabiliyoruz. E, fakat burada hastanın yağ dokusunu almamız gerekiyor. Karnından yağ dokusunu almamız için oraya küçük bir operasyon Tabii. yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla anesteziye ihtiyacımız oluyor. E, daha kompleks bir işlem, daha uzun sürüyor, maliyeti daha fazla... Dolayısıyla ilk etapta tercih ettiğimiz genelde daha kolay olan PRP oluyor. Daha sonra ee, daha derin, daha çok hasarın olduğu hastalarda ee, kıkırdak nakli yapabiliyoruz. Hı hı. E, dizin yük taşımayan bölgelerindeki kıkırdakları alıp hasarlı olan Nereler o, bölgelerdeki. Ne alalım bir gösterelim onu? Burada gösterebilirim. Yani şöyle. Hah. Kıkırdak bir, nakli, bir Nereden alıyorsunuz? var. Mesela şöyle göstereyim. Şurada mesela kıkırdağımızın hasarlı olduğu bir nokta olsun. Aşındı orası. Burası aşındı. Bu, burada burası yük taşıyan yer. Ayakta durduğumuz zaman buraya yük biniyor. E, fakat şu kısımlardaki kıkırdaklar yük taşımayan kıkırdaklar. Hı. Buradaki kıkırdağı bir şu kalemin içi gibi bir şeyle oyaraktan alıyoruz. Tamam. Şuradaki hasarlı olan bölgedeki kıkırdağı kazıyıp bunun yerine bunu yerleştiriyoruz. İçerisindeki kıkırdağı ve kemiği beraber alıp koyduğumuz için oldukça faydalı bir yöntem. Artroskopiyle mi yapıyorsunuz bunu? Kapalı bu, cerrahi bu değil mi? Bu çok hafif böyle bir 3 evet, santimlik bir kesiyle hallolabilecek bir operasyon oluyor. Peki oldukça mesela bu protez değil. cerrahisinin yerini tutar mı? Ya da bunu geciktirir mi böyle bir işlem? Şimdi dediğim gibi buradaki hasarın genişliği çok önemli bizim hmm. için. Küçük hasarlarda bu işlemi yapabiliyoruz ama yaygın hasar olduğu zaman, daha derin hasarlar olduğu zaman proteze gerçekten ihtiyacımız olduğu durumlarda maalesef protezin yerini doldurmuyor. Benim bir gözlemim var onu da sizinle paylaşacağım ama Osman Bey hattımızdaymış. Osman Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Van'dan arıyormuşsunuz biz öyle Teşekkür mi? Efendim. Evet efendim. Ne güzeldir efendim. Van. Çok severim bana. Sorunuzu alayım mı? Hocam bir sorum var. Hocam yürümekten zorlanıyorum. Mesela bir kilometre, iki kilometre yürüdükten sonra diz ağrılarım oluyor. Dizden üst kapakta şişme oluyor. Hmm. Ve bu şişme iki üç günden geçemiyor, geçmiyor. Namaz kılmaktan bile zorlanıyorum. Sebebin ne? Ödem var. Hareket evet. etti mi ödem var. Tevellüt kaç yaşınız kaç? 47 hocam. E çok gençsiniz. Evet hocam. Peki hoşçakalın. Teşekkür ederim. Bu yaşlarda önlem almak lazım sanki evet, değil mi? Evet evet. Ee, şimdi 47 yaşındaki bir hastada daha çok kıkırdak hasarları e, olabilir. E, menisküs yırtıkları yine keza dizdeki ödemin sebebi olabilir veya yine nadiren e, romatolojik rahatsızlıklar da e, evet. bu şikayetlere neden olabilir. Ee, yine dediğim gibi eğer ki e, 2-3 günlük bir sürenin sonunda ağrı kesiler kullanılmasına rağmen ağrı sızı çok geçmiyor, bilekiz giderek şiddetleniyorsa bir hekime başvurmakta her zaman fayda var. Peki hocam şimdi dedik ki kireçlenme varsa daha minik bir yerde ise e, kıkırdak nakli sağlam yerden alınıp minimal bir invazivle orası tamir edilebilir. Evet. Şimdi çapraz bağ ve menüsküs yırtıkları. Evet. Menüsküs e, yıprana da biliyor, tamamen da biliyor, bağlardan biri kopa da biliyor. Biz bunları hep geçmişte futbolculara ait hastalıklar zannederdik evet. ama evet. öyle değil. Ev evet. hanımlarında da var. Şimdi menüsküs aslında dizimizde normal bir yapı. Şöyle göstereyim. Şunlar bizim eklemimizin içerisindeki C şeklindeki yapılarımız. Şöyle göstereyim. Şunlar menisküslerimiz. Bu menisküslerin görevi dizin üzerine yük geldiği zaman esnemek, bir nevi şof, Amor, şoku a, absorbe etmek. Bir nevi hmm. süspansiyon görevi hmm. görüyorlar. Hmm. Fakat bu görevlerin tabii ki bir bedeli var. Yıllar içerisinde bunlar aşınıyorlar, inceliyorlar ve ani zorlanmalarda da yırtılabiliyorlar. Kilolu olmasak belki de o kadar zorlanmayacak. Evet. evet. Menisküsün e, bir özelliği Dış kısımlarında, şurada dışa yakın olan kısımlarında gayet güzel kanlanabiliyor. Hmm. Fakat iç kısımlarına doğru kanlanma miktarı azalıyor. Hmm. Bu şöyle bir fark yaratıyor. Ee, özellikle sadece kök kısmında genç hastalarda olan yırtıklarda buraya dikişler koyaraktan e, güzel bir tedavi sağlayabiliyoruz. Hmm. Eskiden menisküs tedavisi bundan belki 20 yıl, hı hı. 30 yıl önce açık bir şekilde yapılıyordu. Hı hı. Ve menisküslerde çok değer verilmiyordu. Menisküsün tamamı alınıyordu. Hı hı. Menisküsün tamamının alındığı durumlarda artık şu görüldü. E, eklem hasarı yıllar içerisinde şiddetli olarak ortaya hı hı. çıkmaya başladı. Yani menisküslerimizin her kısmı değerli. Mümkün mertebe bunları korumak ve dikmek zorundayız. Hı hı. E, dolayısıyla eğer yırtık kök kısmına yakınsa, dikişlerle menisküsümüzü gayet güzel bir şekilde tamir edebiliyoruz. Fakat iç kısımlara yakın olan yırtıklarda menisküsü dikme şansımız maalesef olmuyor. dolayısıyla buradaki yırtıklarda menisküsün yırtık olan kısımlarını kazıyıp etrafında tıraşladığımız zaman gayet iyi bir sonuç elde edebiliyoruz. Peki hocam menisküs dışında bir de ...çapraz bağ sıkıntıları olabiliyor. Evet. Ee, ben artık dayanamayacağım. Hocamı terlettim mi ne? <laughs> Şöyle size takdim çok edeceğim. Ee, hocam çok terlettim. Kızmayın bana. Öyle mi hocam? <laughs> 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 Ama tabii bizim stüdyolarımız... ...sıcak oluyor biraz evet. maalesef. ışık yüksek. Ee, hocam, ee, çapraz bağ. Şimdi... ...hepimizde olabiliyor bu. Ee, evet. Topuklu ayakkabı giyen bir hanım da... ...yürürken şöyle bir bacağını burksa oradaki çapraz bağları zedeleyebiliyor zannediyorum. E, ya da bir darbe aldığımızda dediğiniz gibi yer silerken e, çapraz bağlarda bir zedelenme olabiliyor. Bunun belirtisi ne? Bir ödem mi yapar? ağrı mı şiddetli yapar? Ve bunun tamiri mümkün mü? Hafif durumlarda evet bir ağrıyı hissedersiniz. E, çapraz bağın esas e, bize bize ana belirtisi. Arkadaşlar şu klimayı açar mıyız? Dizde bir çıkma hissiyatı yapar. Hasta der ki ben yürürken bunun üzerine bastığımda dizimde aniden bir boşa çıkma hissiyatım oluyor der ve bu zamanla giderek rahatsız eder. Ee, ön çapraz bağ yırtığı beraberinde menisküs yırtığını da oluşturabilir. Dolayısıyla e, o menisküs yırtığı da dizdeki ağrıya katkıda bulunuyor. Ön çapraz bağların e, yırtılmasının tanısında tabii ki MR bizim için oldukça e, önemli. E, muayenede de dizi öne doğru çektiğimizde e, bir instabilite dediğimiz hı hı. E, gevşeklik hissedebiliyoruz. Hı hı. Bunun ameliyatında dizin arkasında e, iki tane tendonumuz var. O iki tane tendonu alıyoruz. E, hı hı. Yine artroskopik kapalı yöntemle yapıyoruz. E, bu iki tendonu birbirlerinin üzerine katlıyoruz ve birbirlerine dikiyoruz. Elimizde yeni bir ön çapraz bağ yerine kullanacağımız bir greftimiz oluyor. Ee, bu grefti dizin içerisinde hazırladığımız tünellerden geçirip vidalarla tutturduğumuz zaman, sıkı bir şekilde tutturduğumuz zaman gayet güzel, başarılı bir ön çapraz, yeni bir ön çapraz bağ yapmış hı hı. oluyoruz. Peki, şimdi en çok merak edilen konu e, bu iğne tedavileri var ya hocam zaman evet. zaman yapılan. Mesela benim annem de bana der ki bir iğne varmış onu yaptıralım bana. Bu çok meşhur oldu. Evet, kuru evet, iğne. Evet, evet. Bu kuru iğne tedavisi nedir? E, hakikaten eklemleri onaran bir etkisi var mı? Kuru iğnenin e, özellikle hasarlı olan e, kasların içerisinde yapıp ağrılı olan yerlere e, yerlerde bir uyarıcı etkisi oluyor. Hı hı. Fakat bizim daha çok e, ortopedide kullandığımız e, kuru iğnenin içerisinde sadece hani herhangi bir sıvı yok. Son bir 5 dakikam var. Orada protez cerrahisini konuşmak istiyorum. Artık her şey yapıldı. Evet. Ve bir protez takılmak zamanı gelmiştir tamam. diyoruz. E, protez ameliyatında hastanın, şöyle göstereyim isterseniz hastanın diz eklemini oluşturan iki kemiğimiz var. Bu iki kemiğimizin her iki kısmından da yaklaşık birer santimlik bir dilim kesiyoruz. Şöyle kemikten. Tamam. Buradan kesiyoruz. Ve de şuradan şöyle bir dilim kesiyoruz. Şu şekilde. Kemik kesiliyor. Evet kemik kesiliyor. Şimdi buradan ve üstteki kemikten birer santimlik dilimi kestiğimiz zaman az önce saymış olduğum kıkırda kasarı, menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı, ile ilgili olan her türlü yapıyı buradan kesip uzaklaştırmış oluyoruz. Yani dizi aslında sıfırlanıyor bir yerde. Evet. Elimizde sadece bir kemik dokusu kalıyor. Tamam. Daha sonra bu kemiğin içerisinde yuvalarını hazırlıyoruz. Protez için uygun yuvaları hazırlıyoruz. Onu da şurada göstereyim. Şurada kesileri yaptıktan sonra şu şekilde bir yuvalı, yuvalarını hazırlıyoruz üstteki kemiğe. Daha sonra buraya protezimizi yerleştiriyoruz. Titanyum mu? Bunlar krom kobalt. Hı. Aynı şekilde aşağıdaki kemiğimize de şöyle bir e, yuvamızı hazırlıyoruz ve protezimizi yerleştiriyoruz. Burada polietilen dediğimiz e, özel bir plastiğimiz var. Bu dizi yerine oturttuğumuz zaman gayet güzel bir şekilde hareket eden, oldukça hastamızın rahat edici ağrısını giderecektir. Ameliyattan kaç gün sonra yürüyebilir böyle bir hasta? Ameliyattan hemen ikinci gün kaldırıp yürütüyoruz. İkinci gün. İkinci ben gün. bir telefon hemen alıyorum. Ee, Ali Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz biz de. Sorunuzu alayım mı Ali Bey dizlerle ilgili? Tabii ki. Buyurun. Ee, ben annem için rahatsız ediyorum sizi. Annem 60 yaşında. Ellerinde yani yapıyoruz. öpüyoruz. Yok canım çok da büyük değilmiş. Selamlar, sevgiler söyleyeyim. Tamam. Aleyküm selam söylerim. Hı hı. E, i̇leri derecede kireçlenmesi mevcut ve her iki dizinde, dizinde de ciddi denilebilecek bir ağrısı söz konusu. Hı. Ee, eklem enjeksiyonları, e, konservatif tedavi yöntemleri her şey denendi. Evet. Klinik tedaviye de gitti. Evet. Ama e, eşlik eden bir tipiki 2 diyabeti var. Hı -hı. Cerrahi Hı -hı. aslında tavsiye ediliyor ama biz bu zamana kadar erteledik bu durumu. Hı. Doktor bey acaba bu konuda bize ne önerecek? Hani diyabeti olması cerrahi yönden bir risk oluşturur mu? Yara iyileşmesini evet. geciktirir mi vesaire mi? Çok Bunun güzel soru, şahane soru. Anneye selam ve sevgiler. Hocam bu Teşekkür yaş grubunda kilo da oluyor ve çoğunlukla evet. diyabet de olabiliyor. Evet. Cerrahi engel mi diyabet? Hayır ama e, risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Tamam. E, çünkü çalışmalar şunu göstermiş: diyabeti olan aşırı kilosu olan hastalarda yara iyileşmesinde sıkıntı yaşama ihtimali biraz daha artıyor. Hı hı. Fakat e, bu hastalarımız zaten ileri yaş hastalar. Yani e, ...zaten yaptığımız, e, ameliyat ettiğimiz hastaların hı hı. büyük çoğunluğunda e, diyabeti var. Büyük çoğunluğunun kilosu var. Büyük çoğunluğunun kalp ve akciğerle ilgili tansiyon gibi, hı hı, şeker gibi... Hı. ...rahatsızlıklarım illaki Hı -hı. oluyor. E, fakat ameliyatı engel midir? Değildir. Burada şunu çok iyi düşünmek lazım. Fayda-zarar oranını. E, hastanın ne kadar çok ağrısı var? Günlük hayatı ne kadar çok etkileniyor? E, aldığı tedavilerden ne kadar fayda görebiliyor hastanın bu... rahatsızlıklardan ve sizin ortopedi kliniklerinin revaçta hasta evet. portföyü bu e, A'dan Z'ye süremiz yetince konuşmaya çalıştık bunları sağ olun var olun hocam efendim var. sağlık merkezi bugünlük burada sona eriyor. Yarın programda fitoterapi uzmanımız olacak. Ve ardından üreme sağlığı konuşacağız. Yarın sabah birlikte olunca yedek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.